Kolay gelsin gençler. Hoş geldin baba. Merhaba Adnan Bey. Başınız sağ olsun. O boya yıkamadan çıkmaz. Ne kadar benziyormuş size. Gözleri, yüzü. Sizi andırıyormuş belli. Daha çok annesine benzerdi. Yani ben annesinin fotoğrafını bile görmedim ama. Kızım senden bahsetmişti. Neydi bu tekerleklerin adı? Aydınlık, karanlık bir şeyler. Yin yang. Yani aslında birbirini tamamlamakla ilgili. Yani çok köklü bir hikayesi var. Bu uzak doğu felsefesi. Peki bunun adı ne olacak? Yani açıkçası ben serbest çalışıyorum. Yani içimden geldiği gibi. Ama eğer isterseniz hani bittiğinde adınızı koyabilirsiniz tabii ki. Her zaman öyle olur zaten. İş bittiğinde adını ben koyarım. Çok işi var bu duvarların, çok. Sık sık görüşeceğiz. Hadi bakalım. Kolay gelsin gençler. Teşekkürler, sağ olun. Görüşürüz baba. Çok değişik biri. Adeyi ziyaret biraz erken oldu sanki. Kim olduğunu, ne yaptığını, neyin peşinde olduğunu biliyorum. Bu ortaklık bitti. Ben senin intikam oyununa silah olacak değilim. Bu ortaklığı hemen şimdi burada feshediyoruz. Ne kadar da ticari zekadan yoksun, duygusal bir karar. Ne kadar da ticari ahlaktan yoksun, tuhaf bir oyun. Benden kim olduğunu gizledin. İdil'in babası olduğunu söylemedin. Oğlunu yeğenimin başına musallat ettin. Onu gizli gizli işe aldın. Bu neredeyse dolandırıcılık. Umarım İdil'in babası olduğumu bilseniz benimle ortaklık yapmaz mıydınız? Asla. Neden? Neden? Yoksa kızımı siz mi öldürdünüz? Niye korkuyorsunuz Umay'ın? Yoksa kızımın ölümüyle bir ilginiz mi var? Bu nasıl bir soru? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duyuyor mu Adnan Bey? Siz beni ne cesaretle, neyle suçluyorsunuz? Suçlama değil. Sadece soru. Soru. Benim kızının intikamını adaletle değil de kendi eliyle almaya kalkan bir psikopat olduğumu düşündüğünüze göre şu paniğiniz karşısında sorulabilecek tek soru. Hatta tekrar soruyorum. Tetikteki el olmadığınıza göre neden? Neden korkuyorsunuz? Ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Ama bir katille ortak olmak istemiyorum. Eğer yeteri kadar açık konuştuysam... Şu eski hikaye, eski hikaye. İnternette küçük bir araştırmayla ulaşabileceğiniz gibi... kızımın annesi intihar etti. Ama Yıldırım öyle söylemiyor, onu sizin ittiğinizi söylüyor. Bu da benim için hiç tanımadığım... ve dürüst olmadığına emin olduğum bir yabancının sözüne karşılık... yeterli. Peki. Oldu o halde. Sizin için üzgünüm. Çünkü 12. maddede de açıkça belirttiği gibi sözleşmeyi tek taraflı feshedemediğiniz için ortağınız hakkındaki karanlık fısıltılara itibar etmek yerine bu ortaklık sayesinde iflastan kurtulmanız gibi küçük tatlı detaylara odaklanmalısınız. Umarım.
giderken yeğeninize de bir uğrayın istersiniz. Çok güzel boya yapıyor. Çok. Karizmatik. Gizemli. Ürkütücü. Başka? Sana yerini öptürüyor. Bizim geldiğimiz yerde hürmettendir. Ben de farklı bir yerden gelmedim. Ama yani ne bileyim. Ya sanırım evet. Baban için en favori kelimem ürkütücü. Ürkmen için sebeplerim mi var? İdil'le kavgalı olduğum için böyle söyledin. Babam İdil'in senden bahsettiğini söyleyince rengin değişti. O yüzden sordum. Gözümü korkutmaya çalışıyorsun. Aranızdaki problemi merak ettim. Ama gözün korktuysa kapı orada. Çıkabilirsin. Korkacak bir sebebim yok. Hem yani baba oğlu bu tuhaf oyunu kime oynuyorsunuz bilmiyorum ama... ona gözü korksun. Ne yapıyorsun? Harmancı duvarları için model çalışıyorum. Beğendin mi? İş hayatına atıldığından neden haberim yok? Fırsat olmadı. Malum. Son zamanlarda seninle konuşulmuyor. Hayat? Ne? İyi para veriyorlar. Hem eve katkıda bulunuyorum, fena mı? Yani en son yanlış hatırlamıyorsam iflas ediyorduk. İflas etmiyoruz. Adnan Harmancı ile ortak oldum. Şaşırdın mı? Yo. Ne güzel işte, hani insanlarla çalışacağız. O insanların kim olduğunu biliyor musun? Hı hı. Genç ressamların kanını içen vampirler. Ve sen de ortak olduğuna göre bunu biliyorsun. Ben ciddiyim hayat. Ve konu ben değil. Sensin. Annem sana da sıkı bastırıyor demek. Annen sırf onu yıldırım konusunda cezalandırdı. Bence gayet adil bir ceza. Sence de öyle değil mi? Ha, en komiği de ne biliyor musun? Eğer annem bugün buraya benimle pazarlık yapmaya gelmeseydi, eğer sen işten çıkarsan ben de yalıdan çıkacağım falan demeseydi, ben zaten dün işi bırakmıştım. Neden? İşi kendini güvende hissetmediğin için mi bırakmıştın? Ben kömürlükten çıkmış bir kızım. Kendimi her yerde güvende hissederim. Ama korkudan daha güçlü duygular vardır. Hırs mesela, merak mesela, istemek mesela, ödeşmeyi istemek. Yani teyzeciğim, annemin paranoyaları umurumda bile değil. Tıpkı benim duygularımın onun umurunda olmadığı gibi. Bu yüzden kendini boşuna yorma. Ben gördüğün gibi çalışmaya devam edeceğim. Annesinin kızı. Ne? Annesinin kızı mı? Dili suçtu herhalde, yani teyzesinin kızı diyecektin. Hmm.
anne ben küçük kız. Aynı kumaştanız. Bak hala telefonun kapalı Onur. Ya nerede olduğunu bile bilmiyorum. Cesaret edip Zehra ablaya da soramıyorum. Of, niye böyle yapıyorsun? Ya annem işte yani saçma sapan konuşuyor. Benim ne suçum var ki? Mesajımı alınca ara beni. Tamam mı? Onur mu? Ya Zehra ablayı gördüm ağlarken. Teyzemle beraberlerdi. Bir şeyler olmuş herhalde. Benim problemim seni ilgilendirmiyor. Ya belki konuşursan rahatlarsın Hayal. Ben yatmak üzereydim Hayat. Ha, yatmak üzere falan değilsin Hayal. Ha, neredeyse akşam uyanmışsın zaten. Ne oluyor sana günlerdir? Niye terssin bana? İstemiyorum diyorum Hayat. Çıkar mısın odamdan? Yüzüme bakıp açık açık ne olduğunu söyleyene kadar çıkmıyorum Hayal. İyi, tamam. Ben çıkıyorum o zaman, tamam? Al, al odam da senin olsun. Ne dedin sen? Ya bırak ya. Odam senin olsun ne demek? Hayal! Kardeş kavgası sayılır, olur böyle şeyler. Kusura bakma enişte, yani biz hallederiz kendi aramızda. Elbette. İyi geceler. Bak bu evde senden başka konuşabileceğim kimse yok diyorum. Sen de bana böyle yapıyorsun. Hala telefonunu açmıyorsun Onur. Hayat bütün sinirimi bozdu yine. Sürekli tepemde Hayal ne oluyor, Hayal ne oluyor? Anlatmak istemiyorum işte. Ne kıskançlığım kalacak yine, ne çocukluğum. 5 yaşındasın diyecek bana. 5 yaşında çocuk gibi anneni kıskanıyorsun diyecek. Kızım. Ne oluyor kızım? Hayatta yine niye kavga ettiniz? Önemli bir şey değil baba. Hallederiz biz. Yok. Seni duydum. Annem dedin galiba. Baba lütfen üstüme gelme. Ya söylemek istemiyorum. Çocukça bir şey. Utanıyorum. Şşş. İnsan babasından utanır mı? Hı? Hadi lütfen söyle. Biliyorsun... Bana her şeyi anlatabilirsin. Hadi. Annem. Annem artık yeğenini kızından daha çok seviyor. Ben birkaç gün önce annemi Hayat'ı öpüp mutlu bir aile olacağız derken duydum. Düşünebiliyor musun baba? Benim annem. Annem beni en son öptüğünde ben kaç yaşındaydım onu bile hatırlamıyorum. Daha 1 yıl öncesine kadar adını bile bilmediği yeğenini öpüp sanki biz bir aile değilmişiz gibi mutlu bir aile olacağız diyor. Ya çocukça biliyorum ama çok sıkıldım. Annemin 2 kız annesi gibi davranmasından gerçekten çok sıkıldım baba. Bir şey mi oldu enişte? Hayır, yok bir şey. Teyzem inmiyor mu kahvaltıya? Duruşmaya hazırlanıyordur. Ben de hazırlanayım bari. Sen nereye hazırlanıyorsun? Hayal. Ben de bir hayale bakayım. En iyisi. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Zehra tamam. Bana bir kahve yapabilir misin lütfen? Tabii Reşat Bey. Teşekkür ederim.
Bavul ne? Ne yapıyorsun sen? Taşınıyorum hayatım. Odamı da, annemi de sana bırakıyorum. Ve babamla gidiyorum. Bundan sonra böyle. Bunu da yapacaksın Umay. Ben ne dediysem o. Annene olan öfkeni anlıyorum. Babam yoksa yokum demeni. Hatta şu an babanı dünyanın öbür ucuna gitsen yine anlarım. Ama benimle derdinle onu anlamıyorum Hayal. Ha, ne yaptım ben sana ya? Ne yaptım? Ha, geçen kapının önünde kaldım. Ben de teyzeme sarılıp ağladım diye mi bütün bunlar? Ha, dün odamı bırakacağım sana diyorsun. Bugün annemi bırakıyorum sana diyorsun. Ha, nasıl bir kıskançlık bu ya? Kaç yaşındasın sen? Ay, başın sıkışınca hemen kaç yaşındasın değil mi? Pardon da niye benim başım sıkışsın? İyi misin sen? Ne oluyor? Allah Allah. Bu ne Hayal? Okulu bırakıp dünya turuna falan mı çıkmayı planlıyorsun yoksa? Ne kadar da espiritüel bir anne. Ama maalesef ne bende gülecek ne de babamda dünya turuna çıkacak bir hal kalmadı sanki. Ha? Gidiyorum ben anne. Gidiyorum. Sen bugün son celsede özgür bir kadın olmayı kutlarken ben gidiyorum. Ben babamla beraber gidiyorum bu evden. Hayat, bak babamın o adamla ilgili anlattıklarını bilmeni istiyorum. Annem ne güzel ezberletmiş sana. Hayat, sen beni dinlemiyor musun? Sana o adam tehlikeli diyorum. Ha, yeni bir şey söylemiyorsun ki. Al sana yeni bir şey. O adam var ya o adam. İdil'in annesi. Günaydın. Günaydın. Bir sorun mu var? Var. Sorun sensin oğlum. Sen ne baban? Eğer Yıldırım Saner'in oğluyum diye sorununuz benimleyse. Arkadaş biraz fazla uçmuş. Sen pek takma bence. Uçtuysa konduruz. Yavaş kondur lan. Dalın kırılmasın. Siyah takın. Biraz fazla abartmıyor musunuz? Yavaş lan. Ne yapıyorsunuz? Ya ne yapıyorsunuz? Bıraksanız, hiç gerek yok böyle şeylere ya. Buraya gel. Hayat, buraya gel. Hayat, buraya gel. Ne yapıyorsun? Burası bir iş yeri. Hayat. Kimse kapısında şov yapamaz. Burada çalışıyorsan içeri gir. Çalışmıyorsan dışarıda arkadaşına istediğini verip onunla kalabilirsin.
Evet. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Mert. Mert Armancı. Çayımızı içer misiniz? Müsaade ederseniz ben kızımla yalnız konuşmak istiyorum. Tabii. Müsaadenizle. Kolay gelsin. Ne güzel yapmışsın renkler falan. Bu ne olacak? Numara yapmana gerek yok anne. Dokunaklı değil, komik oluyor. Ve neden geldin ikimiz de çok iyi biliyoruz. Ve sen sormadan ben söyleyeyim. Gördüğün gibi işimi yapmaya devam ediyorum. Bak ben... Sakin sakin. Güzel güzel konuşmaya geldim. Yani senin beni dinlemeni ve düşünmeni istiyorum.